Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Tesla ile uzun yol. Tesla bildiğiniz üzere uzun menzilleri sizlere sunabilen bir araç. Ama bu genelde tek kişiyle yapılan testler ve bagaj doluyken yapılan testler değil bunlar. Biz şimdi 4 kişi bir yolculuğa çıkıyoruz ve bagajımız da dolu. Şimdi size o detayı da göstereceğim. 4 kişi %100 bir bataryayla kaç kilometre yol yapıyoruz? Uzun yolda otoyol sürüşünde ne kadar gidiyor? O fabrika verisi olan 600 kilometre ne kadar geçerli? Ve bir de Tesla alırken sizin de aklınızda bulabilecek birkaç tane ufak bir ipucu vereceğim sizlere. Şimdi çok daha fazla uzatmadan videoya başlıyorum. Şimdi ilk önce ben size bir bagajı göstermek istiyorum. Dediğim gibi tamamen doldurduk. Yani uzun yol için bagajımız bu şekilde. Yani bütün gözler dolu orada. İçeride de şu an ben hariç 3 kişi var. Toplam 4 kişi bir uzun yola çıkacağız. Şu an şarjımızın %100 olmasını bekliyoruz. O da yaklaşık şu an %99 olmuş zaten. Yavaştan yola doğru çıkalım. 5 dakika diyor. Pek beklemek istemiyorum. %99'da yola çıkıyoruz. Yola çıktığımızda zaten bize önerilerini yapmaya başlayacak Tesla. Şurada mola vermeniz lazım. Şu kadar süre doldurmanız lazım. Bizim şu an yaklaşık 480 km gibi bir yolumuz var. Bakalım tek depo ile yapabileceğiz mi? Zaten oturduğumuz anda onu hesaplayacak. Ve ne kadar bir maliyete gelecek? Onların hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelin girelim arabanın iç tarafına. Şarj bağlantımızı çektik. Aracın içine doğru geçiyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde şu an bizim 510 km menzilimizi gösteriyor. %99. Buraya evimizi girelim. Şu an süper şarjları hesaplıyor. Rotayı oluşturdu. Bize şu an 355 km sonra %27 şarjınız kalacak diyor. Orada şarj etmenizi öneriyor. Toplam yolu da göz önünde bulundurarak şöyle göstereyim. Güvenli bir varış için diyor ki size şurada bir şarj edin. Ondan sonra devam edin. Şimdi gidelim bakalım. Ve bu 3 saat 55 dakika sonra %27 şarjınız kalacağını söylüyor. Bakalım şimdi yola doğru çıkalım ne kadar kalıyor, ne kadar doğru veriyor bu bilgiyi. Dediğim gibi araba 4 kişi dolu, bagajlar da dolu. Şimdi yola doğru çıkıyorum artık. %99 şarjımız var. Hava sıcaklığı 12 derece. Yani şey için, uzun yol için fena değil. Biz buraya gelirken eksilerde geldik. O yüzden biraz düşük seviyede devam etti. Şimdi gidiyoruz. Bu navigasyonun sesi de kapatayım. Şimdi yaklaşık 355 km gideceğiz. Ondan sonra şarjına bakacağız. Evet, şimdi yolculuğumuzun yaklaşık bir 40 dakikasını gittik. %99'da yola çıktık. Şu an %85 şarjımız kaldı. 355 kilometreydi. Şu an 290 kilometre kalmış durumda şarj noktasına. Şarj istasyonuna vardığımızda yaklaşık %27 gibi bir bataryanız olacağını söylüyor Tesla. Bu bilgiyi size veriyor. Şu anki durumdan da bahsedeyim. Hava sıcaklığı 14 derece. Aracın üzerinde kış lastikleri var. Yani 4 kişi zaten ondan bahsettim. Yani biraz menzilden yiyecek durumlar da var. Hava da keza o şekilde. Çünkü 23 dereceli olduğu zaman daha verimli bir menzil sunabiliyor size. Ama bizimdeki durum şu an bu. Bunun yanı sıra şundan da bahsetmek istiyorum. Araç satın alma şu an Türkiye'de Tesla artık sipariş verilebiliyor. Sipariş verirken birkaç tane arkadaşımla sipariş vermeye çalıştım. Burada şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu siparişi verirken orada arabayı seçtikten sonra, yani Model Y'yi seçtikten sonra bir basic paket olan sadece arkadan itiş var. Onun üzerine uzun menzil var. Bir de sportif versiyonu var. Bunlardan hangisini seçerseniz seçin. Orada devamında size şunları soruyor. Şerit takip asistanı olsun mu? İşte otomatik pilot eklensin mi? Bu tür iki tane size kademe sunuyor. Bu kademeleri direkt en başta satın almayabilirsiniz. Daha sonra uygulama içinden de satın alabiliyorsunuz. Hatta ben şimdi buraya bir telefon görseli koyacağım size. Ben onları gösterdim. Oradan da bakabilirsiniz. Yani Tesla'nın uygulamasında
artık aracı kaydettikten sonra size bunları daha sonradan yükseltme hakkı sağlıyor. Bu araç mesela 4.4 saniyede hızlanıyor 0'dan 100'e. Bunu işte o yazılımı satın alırsa eğer 3.9 saniyeye kadar düşürebiliyor. Bunları da ekleyebilirsiniz. Şunu da söylemek lazım. Tesla şu an Amerika dışında herhangi bir ülkede bu full self driver dediği işte kendinden U dönüşü atabilen tam otonom sürüşe şu an izin vermiyor. Çünkü Avrupa Birliği bunu yasakladı. Şu an onun güvenli olmadığını düşündüğü için. Yani onu ilk başta bile almanın belki yani bu Avrupa Birliği'nden onaylanana kadar beklemekte fayda var. Hem en baştaki satın alma maliyetini düşürmek için bir avantaj sağlıyor bu da. Şimdi uzun yol sürüşüne geri dönecek olursak burada da şöyle bir nokta var. Biz şu an bütün hız sınırlarına uyuyoruz. Hatta şu an 110'a çıkmış. Onu da artırayım. Türkiye şartlarında da bu şekilde kullanıldığında zaten 120-130. Şunu da söyleyeyim. Zaten araba da bu bilgiyi size veriyor. 110 km'nin üzerine çıktığınız zaman araba artık daha fazla tüketmeye başlıyor. Biz az önce ufak bir yerde bir trafik oldu. Orada 70-80'e düştük. Araba hemen kendini yavaştan şarj etmeye başladı. Bir sonraki istasyona varışımız %21'e kadar düşmüştü. Orada şarj ede kendini %27'ye kadar çıkarttı. Şimdi mesela 110'u aldık. Yani uzun yol için işte hesaplanan hız sınırı bu 110 km. Tabii en başta da söylediğim gibi bu menzilleri belirlerken genelde bir kişi boş araba işte 110 km de gidiyor. O şekilde hesaplanıyor. O şekilde işte 580, 500 km vesaire diyorlar. Ama biz buraya gelirken denedik. Olmadı öyle bir veri. Şimdi tam olarak işte hava sıcaklığı da biraz daha yani Türkiye tabii ki yakın değil ama biraz daha iyi bir sıcaklıkta. Bu ne kadar bir değer gösterecek ona bakacağız. Yani şu an %27 ile gidecek oraya. %27 kalacak. Ondan gerisini matematiksel olarak hesaplarız tabii. Sıfıra kadar yolculuk zaten yapamıyoruz. Zaten yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk. 4 saatte bir mola vermek fazla az bile yani. Biz genelde aslında 2 saatte, 2,5 saatte bir mola vererek yola çıkıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Burada şu an İsveç'ten Norveç'e gidiyoruz. Yol boyunca süper şarjlar mevcut ve çok yüksek hızlarda şarj ediyor. 150 kW. Hatta bazı noktalarda 250 kW'a kadar şarj istasyonları var. Böyle olduğu zaman ne oluyor? %5'e kadar düşseniz bile %5'ten %90'a kadar yani yaklaşık 20-25 dakikada fulluyor. Sadece %90'dan sonra pil güvenliği için hızı düşürüyor. İşte orada biraz oyalanıyor. Yani aslında %100 yapmadan da %90 yaparak yani 20-25 dakikalık bir şarjla gayet güzel oluyor. Düşük bir mola süresi sağlıyor size. Tabii Model Y de aynı şekilde. Şu an bizim kullandığımız araç Model 3. Ama Model Y de aynı şekilde 250 kW şarj kapasitesini sağlıyor. Hızlı şarja destek veriyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. Çünkü diğer arabalarda daha yavaş şarj olduğu için şarj süreleri çok uzuyor. Bu da haliyle yolculuğu da uzatıyor. Yani biz açıkçası normal bir kullanış gibi oldu. Bizim için ekstra bir süre katmadı bize. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. 3 saat kaldı şarj noktasına. Biraz daha ilerleyelim. Tekrardan bir değerlendirme yaparız. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi otonom sürüşe bağladım. Bu ekstra satın alınmış bir hali değil, tamamen baz hali. Yani aracı aldığınızda bu zaten var. Şu kolu iki kere aşağı indirdiğinizde şerit takibi ve adaptif cruise kontrol başlıyor. Bu sayede aslında kendi şeridinizde istediğiniz gibi otonom gidebiliyor. Virajları dönebiliyor, hiçbir sıkıntısı yok. Ve bunu gayet de güzel yapıyor. Yani birçok yerde denedik. Sadece yollar böyle hızlı değiştiğinde, İşte şerit daraldığında o zaman bir sıkıntı yapabiliyor. Ama onun dışında çok güzel bir şekilde gidiyor. Yani şeride kaymaya başladığınızda eğer otonom sürüşte değilse siz şeride kaymaya başladığınızda direkt toparlıyor. Önce sesle uyarısını yapıyor. Ondan sonra toparlamasını da yapıyor. Ya bunlar gayet kusursuz bir şekilde çalışıyor. Zaten Euro NCAP testlerinde vesaire diğer testlerde de 5 yıldızla tamamladı bu süreçleri. Şeride kalma, çizgi takibi vesaire. Bunlardan yana hiçbir sıkıntı yok. Yol sesi biraz sessiz durayım. Yol sesi işte bu kadar geliyor. Yani gerçekten öndeki camların, sol ve sağdaki camların çift cam olması şoför kokpit kısmında, ön tarafta çok bir gürültüye sebebiyet vermiyor. Şimdi biraz susayım. Sadece yol sesi olsun. Tabii şu anki durumda bir de bizde ekstradan kış lastiği var. Yani onun da bir ekstra sesi var. Onu da belirtmekte fayda var tabii ki. Yani normal yaz lastikleriyle daha iyi bir ses seviyesi olacaktır diye düşünüyoruz.
Şu an yaklaşık 140 kilometremiz kaldı. Gün batımına biraz denk gelecek diye şimdiden çekmek istedik bu şeyi. Oraya vardığımızda artık biraz karanlık olacak ama yine de orada da son bir görüntüleri vereceğim sizlere. En sonunda işte hiç durmasaydık, yani şarj istasyona girmeseydik, şu an %18 diyor. Oraya gittiğimizde aslında göreceğiz kaça kadar düşecek. Bazen biraz daha fazla düşebiliyor. Özellikle şu an hava soğumaya başladı. 14-15 dereceye çıkmıştı yol boyunca. Şu an tekrardan 9 derecelere düştü. Bu da tabii ki pilin ısınmasıyla alakalı problemlerden dolayı menzilden birazcık kayıp yaşatıyor. Bakalım şimdi gidiyoruz. Dediğim gibi son 139 kilometre kalmış. Arabanın menzili şu an 250 diyor. En son şarj istasyonuna geldiğimizde nihai menzilimizi göreceğiz. Orada görüşmek üzere artık. Şarj noktasına geldik. Yola başlarken %27 diyordu vardığınızda olacak olan şarja. Şu anda şuradan %13 şarjımız var. 65 kilometre daha giderim diyor. 355 kilometre gittiğimize göre yaklaşık 420 kilometre gibi bir uzun yol menzili var. Tabii şu an biz yola çıktığımızda 14-16 dereceydi. Şu an 4 dereceye kadar düştü. Yani bu ne demek? Yani 10 derecelik kayıp büyük bir etki eder pil ısıtması açısından. Yani Türkiye şartlarında bu kadar yüksek bir sıcaklık düşüşü olmayacaktır. O yüzden yani 600'lük bir menzili olan diye hesaplasak, tabii modelye 530 kilometre gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte ona göre bir oranlanırsa yani bir 400 kilometre gider. Yani 400-420 o da gider. Tabii ki bu şarjın gitme miktarı kullanış tarzına bağlı, yollara bağlı. Yani biz burada genelde düz yollarda gittik ve hız sınırı 80-90-100-110. Yani maksimum 110 vardı, 120 bile yoktu. Şu an bizde kışlık lastikler var. Yazlık lastikler taktığımızda da bir deneme yaparız. Şimdilik bu videodan size aktarabileceklerim bu kadar. Almak isteyenlere umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Her türlü cevapları vermeye çalışırız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.